Türkiye savunma sanayi, her geçen gün yeni bir başarıya daha imza atıyor ve dünyada ses getiren projelerle dikkat çekiyor. Bu kez gözler, Türkiye'nin en büyük havacılık projelerinden biri olan Kaan Savaş Uçağı'nda. Kaan, teknolojik açıdan son derece ileri bir seviyeye sahip ve dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine karşı dahi rekabet edebilecek kabiliyette. Ancak bu projeyi daha da özel kılan şey, Rusya'nın efsanevi 5. nesil savaş uçağı Su-57'den alınan bir yeteneğin Kaan'a entegre edilmesi. Bu yetenek, Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi, IRCM. Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi, savaş uçaklarının en büyük tehditlerinden biri olan kızılötesi güdümlü füzeleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış, son derece sofistike bir teknoloji. Su-57'de kullanılan bu teknoloji, hava savunma füzelerine karşı savaş uçaklarına inanılmaz bir üstünlük sağlıyor. Şimdi, bu ileri teknoloji Türkiye'nin yerli üretimi Kaan Savaş Uçağı'na entegre ediliyor ve Türk Hava Kuvvetleri'ne adeta bir kalkan kazandırıyor. Kaan'ın böyle bir teknolojiye sahip olması, Türkiye'nin hava gücünü yeni bir seviyeye taşıyor. Düşman radarlarının ve füzelerinin hedefinden kaçabilmek, modern hava savaşında hayatta kalmanın en kritik unsurlarından biri. İşte Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi bu noktada devreye giriyor. Düşmanın güdümlü füzeleri ateşlediğinde, IRCM sistemi o füzelerin yönünü şaşırtıyor. Füzeleri yanıltıyor ve Kaan'ı tehlikeden kurtarıyor. Bu sistemin Kaan'a entegre edilmesiyle birlikte, Türkiye'nin hava savunma kapasitesi daha da güçleniyor. Kaan, sadece bir saldırı uçağı değil, aynı zamanda tam donanımlı bir savunma kalkanı olarak gökyüzünde devreye gezecek. Türk pilotları, dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan IRCM sayesinde, kendilerini her türlü tehdide karşı daha güvende hissedecekler. Türkiye, artık göklerde tam anlamıyla dokunulmaz bir güce sahip olacak. Bu entegrasyon sadece savunma teknolojisi anlamında değil, stratejik olarak da büyük bir adım. Türkiye, artık kendi savaş uçaklarında dünya devlerinin kullandığı teknolojileri uygulayarak, kendi gökyüzünün hakimi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu tür teknolojiler, Türkiye'nin savunma sanayindeki dışa bağımlılığını her geçen gün azaltıyor ve Türkiye'yi tamamen bağımsız bir savunma gücü haline getiriyor. Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi, sadece saldırıdan kaçınmakla kalmıyor. Aynı zamanda savaşın seyrini değiştiren bir teknoloji. Düşman radarlarından kaçabilen ve güdümlü füzeleri etkisiz hale getiren bir uçağa karşı koymak, neredeyse imkansız hale geliyor. Bu da demek oluyor ki, Kaan artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en korkulan savaş uçaklarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu sistemin bir başka önemli özelliği de, gelişmiş tehdit algılama ve yanıltma teknolojisi. IRCM, yaklaşan bir tehdidi anında algılayarak otomatik olarak karşı önlemlerini devreye sokuyor. Pilotun müdahalesine gerek kalmadan sistem, tehdit oluşturan füzeyi yanıltarak güvenli bir mesafe oluşturuyor. Bu, Kaan'ın pilotlarına kritik bir avantaj sağlıyor. Artık pilotlar, sadece saldırıya odaklanabilecek, savunmayı IRCM'ye bırakabilecek. Düşünün, Türkiye'nin gökyüzünde süzülen bir savaş uçağı var ve bu uçak, en gelişmiş savunma sistemlerine sahip. Kaan, IRCM sayesinde gökyüzünde adeta bir hayalet gibi hareket edecek. Hiçbir radar onu kolay kolay yakalayamayacak ve hiçbir füze onu hedefleyemeyecek. Bu teknoloji sayesinde Türkiye'nin göklerdeki hakimiyeti artık tartışılmaz bir gerçek haline geliyor. Rusya'nın Su-57'sinde kullanılan bu teknoloji, dünyada sayılı ülkenin erişebildiği bir seviyedeydi. Şimdi ise Türkiye, kendi milli uçağı olan Kaan'da bu yeteneği kullanarak büyük bir stratejik üstünlük elde ediyor. Bu, sadece Türkiye'nin değil, dünya savunma sanayinin de yakından takip ettiği bir gelişme. Kaan'ın bu kadar kısa sürede bu teknolojiyi kullanabilecek bir seviyeye gelmesi, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişiminin en büyük kanıtlarından biri. Türkiye, artık sadece kendine yeten bir ülke değil, dünya devlerine meydan okuyan bir teknoloji devi haline geliyor. Kaan'a entegre edilen Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi, Türkiye'yi savunma teknolojilerinde bir adım öne çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki caydırıcılığını da kat be kat artıracak. Artık Türkiye'nin hava sahasına izinsiz girmek isteyen her tehdit, bu sistemle karşı karşıya kalacak. Bu teknoloji, sadece Türkiye'nin güvenliğini değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin de savunma kapasitesini güçlendirecek. Kaan'ın sahip olduğu bu teknoloji, Türkiye'nin hava savunmasında olduğu kadar, ihracat pazarlarında da büyük bir avantaj sağlayacak. Türkiye, savunma sanayinde sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkarak küresel bir oyuncu haline gelecek.
Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri, sadece bugünü değil, yarını da güvence altına alıyor. Kaan'ın sahip olduğu IRCM teknolojisi, Türkiye'nin göklerdeki üstünlüğünü garanti altına alıyor. Artık Türkiye, sadece savunmada değil, saldırıda da en ileri teknolojilere sahip olacak ve bu da ülkemizi dünya sahnesinde çok daha güçlü bir konuma taşıyacak. Türk mühendislerinin ve bilim insanlarının bu projeye kattığı değer, sadece Türkiye için değil, dünya için de bir örnek niteliğinde. Kendi teknolojimizi geliştirmek ve dünya standartlarının üzerine çıkmak, Türkiye'nin gelecekteki gücünün temellerini atıyor. Kaan ve bu tarz projelerle Türkiye, artık savunma sanayinde taklit eden değil, takip edilen bir ülke haline geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kaan'la birlikte havada ve karada dokunulmaz bir güce kavuşacak. Kızılötesi karşı tedbir sistemi, Türkiye'nin sadece savunma kabiliyetini değil, aynı zamanda saldırı gücünü de inanılmaz bir seviyeye taşıyacak. Artık gökyüzünde Türkiye'ye meydan okumak, her ülke için büyük bir risk taşıyacak. Sonuç olarak, Türkiye savunma sanayiinde devrim niteliğinde adımlar atmaya devam ediyor. Kaan'a entegre edilen kızılötesi karşı tedbir sistemi, Türkiye'yi savunma sanayiinde yeni bir seviyeye taşıyor ve Türkiye'nin gökyüzündeki hakimiyetini perçinliyor. Bu teknolojiyle Türkiye, sadece savunmada değil, aynı zamanda saldırıda da yenilmez bir güç haline geliyor. Dünyanın her köşesinde, artık Türkiye'nin bu üstün teknolojilerine saygı duyulacak. Bu kritik adım, Türkiye'nin kendi savunma teknolojilerine yaptığı yatırımların meyvesini vermeye başladığını gösteriyor. Artık savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızın sona erdiği bir döneme giriyoruz. Kendi savaş uçağımızı, kendi savunma sistemlerimizle donatmak, sadece askeri anlamda değil, stratejik olarak da Türkiye'nin bağımsızlığını güçlendiren bir hamle. Kaan'ın IRCM teknolojisiyle donatılması, bu bağımsızlık yolculuğunun en somut örneklerinden biridir. Bu sistemin Kaan'a kazandırdığı yetenekler, modern hava savaşlarında Türkiye'yi rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağlayacak konuma getiriyor. Artık Türkiye, sadece kendini savunmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki askeri dengeyi değiştirecek bir güce sahip olacak. Bu, Türkiye'nin dostları için büyük bir güvence, düşmanları içinse büyük bir tehdit anlamına geliyor. Kaan, IRCM teknolojisiyle birlikte adeta bir savaş makinesi haline geliyor. Irkmen'in en etkileyici yönlerinden biri de onun dijital zekası. Sistem, düşman füzelerini algılarken yapay zeka destekli algoritmalar kullanıyor. Bu algoritmalar, füzelerin yönünü, hızını ve menzilini anında hesaplayarak en doğru savunma stratejisini belirliyor. Yani Kaan, sadece hızlı ve güçlü değil, aynı zamanda zeki bir savaş uçağı olacak. Düşman füzeleri, bu zeka karşısında çaresiz kalacak. Düşünsenize, Kaan artık sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve teknolojisinin bir eseri. Bu proje, sadece bir uçak üretiminden ibaret değil. Kaan, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bir adım, bir vizyon. Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi ayakları üzerinde durma çabasının en somut örneği. Bu uçak, sadece bir makine değil. Bir milletin iradesi, bir milletin bağımsızlık mücadelesi. Bütün bu teknolojik gelişmeler, Kaan'ın sadece Türkiye için değil, dünya için de büyük bir güç olduğunu kanıtlıyor. Artık hiçbir ülke Türkiye'yi hafife alamayacak. Kaan'ın göklerdeki hakimiyeti, IRCM sayesinde daha da güçlenirken, düşmanlar Türkiye'nin hava sahasına adım atmadan önce iki kez düşünmek zorunda kalacak. Bu, Türkiye'nin güvenliği için atılmış en büyük adımlardan biridir. Irkmen'in bir diğer önemli özelliği de çok katmanlı savunma sistemine sahip olması. Yani Kaan, sadece bir tehdit algıladığında değil, aynı anda birden fazla tehdide karşı da savunma yapabilecek. Bu, özellikle çoklu füze saldırıları durumunda kritik bir avantaj sağlıyor. IRCM, hem füze hem de radar sistemlerini yanıltarak Kaan'a dokunulmazlık kazandırıyor. Böyle bir teknolojiye sahip olan bir savaş uçağına karşı gelmek neredeyse imkansız. Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği bu nokta, dünya çapında büyük yankı uyandırıyor. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin bu teknolojik ilerlemeleri takip ediliyor ve Kaan'ın sağladığı üstünlükler konuşuluyor. Türkiye, artık savunma sanayiinde sadece bir tüketici değil, bir üretici ve hatta bir lider konumunda. Kaan'la birlikte Türkiye, dünya savunma sanayi pazarında da büyük bir oyuncu haline geliyor. Bu adımlar, sadece askeri anlamda değil, ekonomik anlamda da büyük fırsatlar doğuruyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarıları, ülkeye yeni ihracat kapıları açıyor.
Kaan gibi yüksek teknolojili savaş uçaklarının ihracatı, Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Üstelik bu, sadece bir ticaret meselesi değil. Türkiye, bu teknolojiyi ihraç ederken aynı zamanda stratejik müttefikliklerini de güçlendirecek. Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı bu cesur adımlar, milletimizin geleceğini güvence altına alıyor. Kaan projesi, sadece bir uçak üretiminden çok daha fazlası. Bu proje, Türkiye'nin uluslararası arenada nasıl bir güç haline geldiğinin en somut kanıtı. Artık göklerde Türk mühendisliğinin ve zekasının eseri olan bir uçak süzülecek. Kaan, Türkiye'nin bağımsızlığını simgeliyor. Türk Hava Kuvvetleri, ÖRCM teknolojisi sayesinde artık daha güçlü, daha güvenli ve daha üstün. Düşmanlar Türkiye'nin bu gücüne karşı plan yaparken bir kez daha düşünecekler. Çünkü Kaan, sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknolojide ulaştığı zirveyi temsil ediyor. ÖRCM sistemiyle donatılmış bu uçağa karşı gelmek, düşmanlar için büyük bir kaybı göze almak demek olacak. Sonuç olarak, Kaan'a entegre edilen Kızılötesi karşı tedbir sistemi, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Türkiye, artık kendi teknolojisini üreten ve dünyaya meydan okuyan bir ülke konumunda. Bu adımlar, Türkiye'nin sadece bugünü değil, yarını da güvence altına aldığının göstergesidir. Türkiye, bağımsız, güçlü ve yenilmez bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor.